kanamış ya. Haydar, iyi misin? İyiyim. Sen hayırdır? Ben ne hayırdır? Bir şey alacağım. Ha. Geçsen sen. Ya. Evet, Akkız anne. Biz böyle 3-4 kişi dövüyorduk parkta İlhan'la. Niye ki? Akkız anneciğim, böyle küçük ufak yaşlarda bir çocuğu almışlar araya, tokatlıyorlar. Heh, biz de çocuğu adamların içinden aldık, sonra adamlara daldık. O sırada da Haydar Yüzbaşı bizi böyle köşeden izliyormuş. Yalnız şunu da bir ekleme yapayım Candaş. Biz o zamanlar Haydar Yüzbaşı'nın bizim komutanımız olabileceğini bilmiyorduk. Onu tanımıyorduk ama... Evet. Biz de dedik ki, abi dedik, dipçik gibisin, gençsin, dinamiksin, heybetlisin dedik. Hı. Taşı sıksan suyu çıkarırsın dedik. Hatta dedik, niye bizi izliyorsun ve yardım etmiyorsun diye sorduk kendisine. Evet, sorduk. Bak sen ya. Yavşama lan, yavşama. Ne ihtiyarlığım kaldı, ne de vereyim. Şimdi anacığım, bu merkez üç köyle bir çerde var. Haydar, sen yaralandın mı? Ya Yörük. Ha? Sen nasıl adamsın ya? Yaralandığını niye saklıyorsun abi? Babalar, oğlanın doğum günü yetişelim diye milleti de uğraştırmayalım diye çaktırmadım işte. Haydar, bunun uğraştırmakla ne ilgisi var ya? İki dikiş atılacaktı ya. Senin iş güzelliğin işte. İğneden mi korkuyorsun, ne yapıyorsun anlamadım ki. Ya ne iğneden korkması Göküş? Acı patlıcanın kırağı çalmaz. Ayrıca hani bir sıyrıktan öleceksek bugün ölelim daha iyi. Buyurun Patlıcan Bey, bari hastaneye gecikmeyelim. Buyurun, buyurun. Ah ulan İzban tut, ah! Ya ben kaç kere dedim ki, bırak doktorlar adam gibi işini yapsın ya. Allah muhafaza tramvaya geçirirsin diye. Arkadaş, la diyor, lo demiyor ya. İnat o, inat. Biliyorum ben. Yörük inadı var ondan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.